kendilerinde bir karakter var biliyorsunuz. Böyle konuşmaya başlayınca önce hemen bildirim hakkı tanınmayan işletme neden KDV iade edilmez böyle girerdi. Siz çok çağdaş bir sunum yaptınız. Önce idareyi anlattınız. Onun için de çok aydınlatıcı oldu. Çok teşekkür ederiz. Yani idarede işlemler nasıl yürüyor? Bizim doğru gözle bakmamızı sağladınız. Maalesef bu KDV iadesi hep beraber uğraştık. Uzun zamanda çıktığından beri bir türlü tıkır tıkır işleyen hale getirilemedi. Zaten o yüzdendir ki şimdi idare yönetim, yani hükümet %50 bir an evvel ödemek üzere uygulama başlattı. Yine de hep birlikte bu sonunda karın ticaret erbabının sorunu, bizim sorunumuz olduğu kadar çok da önemli. Aslında KDV iadesi uzun zaman sanki bir bağış gibi görüldü ama o devletin kendi parası. Yani nevi cebinden oraya ödüyor. Daha sonra devletten alacağı haliyle devlet onu ödemiyor. Bu paneldeki sizlerden alınacak görüşler, karşılıklı görüşler mutlaka önemli. Konsey başkanımız burada, yetkili idaremiz, yetkili elemanı burada, Nihat Bey ve ben buradayım. Bunları iletebiliriz. İki konuyu Sayın Erdal Bey'e söz vermeden ileteyim. Demin bana sağ olsun yetkili arkadaşımız hatırlattı. Konuşmacılarımız bu sunumlarını İstanbul Ticaret Odası'nın sitesine bırakıyorlar. Dolayısıyla orada yayınlanacak. Tekrar aynı kadar resim çekmeye not almaya gerek yok. Biz de soru kağıtları sizlere dağıtıyoruz. Lütfen sorularınızı elden geldiğince yazılı olarak hem de kime soracaksak birisine buraya veya bana getirseniz çok memnun oluruz. Ama bu demek değil ki mikrofon kapalı, mikrofondan da istediğiniz şekilde çok söz hakkımız var. Evet, efendim şimdi Sayın Konsey Başkanımız, ben diğer bölümlerini, ünvanlarını geçiyorum çünkü onlar reklam oluyor. Ben sadece konsey başkanı olarak hitap edeyim. Estağfurullah efendim. Tabii Levent Bey'in bilgiye yetişmesi gereken işi var. Çok teşekkür ederiz. Biz erken bırakacağız salonu size, merak etmeyin. Buyurun Sayın Başkan, Erdal Bey. Teşekkür ederim sana. Merhaba. Nereden başlayayım biraz düşünmüştüm de gelmedi de. 84 yılında 83 yılında biz babam bana soruyordu. Yeni vergi almış kalıyor nasıl bir şeymiş bu? Her aşamada %10 vergi alacakmış. Yok baba diyordu işte bir aşamada alacak sonra ödediğini indireceksin. Her şey ne olur işte dedi indirme. Nerede indiriyorsun? İnanmamıştı bana da. Anlatamamıştı babam. Nerede nasıl çalışacağını. Yani yıllar sonra biraz haklı çıktı. İndiremez. Şimdi aslında yani KDV'yi biz modern bir vergi diye tanımlamıştık yani 80'li yıllarda çıkarken. Tabi indirim mekanizmasıyla sadece katma değeri vergilenmeyecek bir işin teorisinde öyle bir şey vardı. Ve çıkarını almıştık örneğini. Şimdi biz kendi KDV'miz biraz böyle çok kendimize özgü yaptık. Biraz da hani böyle hafiften canavarlaştırdık çok iş gösterdik ama bunun belki şeyi de var. Yani tarihsel bir takım nedenleri de var. Bir güvensizliğimiz de var. Yani bizde bu KDV'nin farklılaşmasının en temel noktası, hani Güvenlik Bey de söyledi özellikle, devreden KDV'yi iade etmememiz. Yani sisteme öyle bir maddemiz var. Oradaki madde aslında çok da ters de kullanıldı. Yani takdim yılından sonra gelmişse fatura indiremezsiniz KDV'yi. O kan Allah'tan değişti çünkü son zamanlarda şey bir anlayış da gelmeye başlamıştı. Çok görmediniz zaten ama ben başka bir gördüm, korktum da. Siz bu faturayı bir önceki yıl almalıydınız. Dolayısıyla almadığınız için faturayı geç aldınız. Sonra bir önceki yılın KDV'si olacaktı. Dolayısıyla bu yılda indiremezsiniz. Zamanında almadığınız için bir önceki yılı zaten indiremezsiniz. Öyle bir şeydi yani tehlikeli bir girişim işaretleri vardı. Oradan biraz geçtik. Şimdi tabii öyle bir konu ki bu yönetemiyoruz bir türlü. Bir tarafta vergi idaresi var. Gerçekten bir sürü sistem geliştiriyorlar uygulamada. Nasıl çözeriz bu konuyu diye yaklaşıyorlar. Meslek mensupları var, hani her türlü bilgiyi, vergiyi veriyor. Etraftan mükellef grupları var. Bir şekilde bu vergiyi almak istiyor yani, işini çevirmek istiyor.
Ya son dönemlerde gelen yine bir sağlıksız şey söylem de, yani biz bu KDV'yi istemiyoruz, böyle KDV olmasın, bize başka tek aşamalı bir vergi getirip, neyse ödeyelim, geçelim, gidelim gibi, bu aslında şey, yani 40 yıl öncesini istemek gibi bir şey, bu aşamalı sağlıksız. Bir şekilde bu KDV'yi çözmemiz lazım. Yani KDV biraz özellikle iade konusu memleket meselesi olarak çıkıyor karşımıza. Ben nasıl bir şey anlatabilirim diye düşündüm. Hani Üstad biraz reklam değil ama yani KDV yetisiyle uğraşan bizde bayağı bir uzman ekibimiz var. Epeyce bir sayı da var. Çok uzmanlıkları da var. Sırf bununla yapıyorlar. Çok fazla sayıda KDV yetisi işlemiyle uğraşıyorlar. Ben şöyle bir şey düşündüm. Yani mevzuatta yazan, yazmayan ne dedi, değil. Onları ya pratikte neyle karşılaşıyoruz diye. Böyle 10-12 tane falan konu özetledim. Bunların hiçbir mevzuatta yok. Bir tane mevzuatta bir hüküm var. Bu da idareye bir süre koyuyor ama idare bu süreyi uygulamıyor. Dolayısıyla benim anlatacaklarımın mevzuatta hiç ilgisi yok. Yani mevzuatta bir yer yok. O açıdan böyle bir konuları niye problem yaşıyoruz uygulamada? Niye süre geçiriyor? Belki de İnşaat Bey'in onları da bulmasında fayda var belki, onları bizzat sahada yaşamadığı için. Onları ben kısaca özetlemeye çalışayım, 15 dakika sürer, çok da size yormak istemiyorum. Birincisi, İnşaat Bey de söyledi, yeminli mali müşavirler, KDV adresinde ciddi anlamda rol alıyorlar, etkin olarak çalışıyorlar ve büyük ölçüde KDV adresi süreçlerini sonlandırmakta, sonuçlandırmakta çalışıyorlar. Mevzuattaki tek hüküm var demiştim. O da katma vergisi yerler raporu, yani yeminli mali müşavirler raporu bir hafta içinde vergi dairesi sonuçlandırır diye bir ifade var tebliğde. Ama buna uyuluyor mu? Ben çok böyle naif bir şekilde şey anlamıştım. Yani bir hafta içinde eksiklik yazısı yazar, bir haftalık süreyi kullanır. Yok, o da değil. Yani bir ay sonra, iki ay sonra, altı ay sonra eksiklik yazısı yazılan işlemler de var. Yani bir haftalık sürede eksiklik yazısı yazsa gene süre çalışıyor. Bir ay içinde cevap verirsiniz. Hadi bir daha yazsın. Bir daha 3 ayda, 5 ayda getirirsiniz. Öyle olmuyor. Yani vergi dairesini bekliyor. Tabii genele bakınca istatistik olarak belli istatistikleri sağlam bir yerli işlemleri var. Yani buradaki 24.000 de sonuçlandırıyoruz ama yani birçok şeye baktığımızda idareyi bağlayan bir süre yok. Bu anlamda bir şeyimiz var. Yani sıkıntımız var. Yeminli mali müşavir raporunda bile o süre sınırı çalışmıyor. Mevzu tebliğde olmasına rağmen. Şimdi eksiklik yazısı konusu var. Yani ne eksik bulunuz, esasa ilişkin eksik bir şey bulursunuz, ciddi bir şey bulursunuz. Ama bu konuda da çok farklı uygulamalar yani. Vergi dairesi, şu eksik diyor, bir başka vergi dairesi. Enteresan bir şekilde çok yaratıcı olabiliyorlar eksikliği konusu bulmakta. Yani bir şekilde süreyi değiştiriyor bu da. Vergi dairesi, vergi dairesi de fark ediyor. Yani bunun formatı ne, nasıl isteyecek, niye eksik? Yani çok rahat. İlk eksiklik yazıları enteresandı. Şeyde, belki de 10-15 yıl öncesini bahsediyorum. Şeyi bu bizim elektronik fatura olmadan, fatura onay numaraları sistemde örtüşmüyor diyor. Aslında onları sistemde biriktirmesi lazım ama biriktirilmediği için bizim satın alma faturamızın numarasını oradan bulmak mümkün değil. Bu bir eksiklik yazısına konu olarak geliyor. Buraları çok geçti aslında ama yine de bunda bir standart yok. Ya bazen arkadaşlar vakit kazanmak için bunu yapıyorlar diye de düşünmeliyiz. Bir konu var, yani şimdi yine tevkiler ve mücahit hakkında ve Mansur'un ödemeyi kabul etmemiz gibi. Aslında siz tabii işe yapıyorsunuz. Birine mal satıyorsunuz, o da size ciro bir faturası kesiyor, şu oluyor, bu oluyor. Aslında yine düzenlemelerde siz faturanızı almışsanız, banka yoluyla paranızı ödemişseniz, tamam sorumluluğu sizden alacağım diyor ama banka yoluyla ödemeniz gereken cari hesabınızın sonuçta kalan parası. Bütün fatura bedeli ödemezsiniz çünkü o size bir iade faturası istiyor. Bu tür durumlarda her bir faturanın mutlaka birebir ödenmesini arıyorlar. Tabii sizin mal sattığınız firmada, mal sattığınız yani şeyiniz yok, bir probleminiz yok, ona ilgili bir iade istemiyorsunuz. 100 liralık mal sattığınız, 20 lira iade ya da 10 lira da ciro birim faturası iade. Diyelim o firmanın KDV işlemleriyle ilgili bir problem var. Onun size kestiği KDV vergisi değil de onun diyelim satın aldığı, mal satın aldığı yerlerden başka birinde problem, beyanda problem. O bir şekilde yaramaz bir çocuk oldu, yaramaz bir mükellef oldu. İade sisteminde de yok ama onun bana gelen bir faturası olduğu için ben ondan etkileniyorum. Vergilerle gidip onu düzeltmiyor, ben anlamam diyor. Bu ciddi anlamda etkileniyor. Yani biz
kendi tedarikçilerimizi kontrol ediyoruz. Yani kimden mal alacağız? Kimden mal sipariş ettik? Onlar maddemiz ödemeyi kimdir dedik, onları tanımlıyoruz da bizden mal alacakları da o kadar tanımlama imkanımız olmuyor yani. Parasını veriyor, faturasını tutuyor, malını satıyor. Tedarikçi olmayınca ona yükleyeceğiniz şey biraz pek o kadar olmuyor. Şimdi oradan da öyle geri dönüş olunca sistem kilitleniyor. Şimdi bir de tabii ki şey, ya vergi dairesi bir şekilde o iade edeceği tarzını kendisine intikal etmediği sonra kadar araştırmak istiyor. Benim mal aldığım firmalardan tamam onu izliyoruz. Onlar gözüküyor. Siz 10 tane firmalar mal alıyorsunuz. Onların her biri 10 tane firmalar mal alıyorsa birdenbire 100 civarı bir firmayla karşılaşıyorsunuz. O 100'ün içinde 25 tanesinde sorun çıkıyor. Onları da bir şekilde bizim üzerimizden düzeltmek istiyorlar. Yani bizim mal aldığımız yer ama bir organik bir ilişkimiz olsa, birlikteliğimiz olsa, bağlantımız olsa ona müdahale edeceğiz ama sonuçta benim mal aldığım firmanın mal aldığı firmalardan biri. Yani işin doğal akışı içerisinde o firmalarla ilgili benim bir müdahale imkanı yok. O da ciddi anlamda süreci bekleten, geciktiren şeylerden biri. Çoğu firma ne yapıyor? Bu tür yerleri elimine ediyor. O biriken KDV problemine neden oluyor. Ama orada okurken de yani benim herhangi bir şekilde bağlantım olmayan, belki de benim aldığım malla da ilgisi olmayan bir alt firmanın, iki derece alt firmanın ki idare bunu 3-4-5 katla gidebiliyor yani çok da fazla şey var, imkan var. Buralarla ilgili benim sorumlu tutulmam yani herhangi bir mevzuatta yazmak hiç gibi pratik olarak da bir çözümsüzlük çıkarıyor karşımıza. Şimdi yine şey bunda arkadaşlar yani size mal satan ya da sizin alışlarınız içerisinde yer alan bir firmada herhangi bir şekilde bir sorumsuzluk tespit edildiğinde siz o malı ciddi gerçekten almış olabilirsiniz. Mal değildir, malın alımı ile ilgili, parası ile ilgili hiçbir problem yoktur. Ama onun sorumluluğunu gene silikliyorlar. İade indirimden, iadeden çıkarın diyorlar. Burada şey var, hani devletin gelir dairesinde 50-60 bin, işte 10 bin müfettişler, 60-70 bin kişinin bulunduğu bir organizasyon var. Onlar gereğini yaptı, biz yapıyoruz. Diyemiyoruz tabii, o öyle bir şey. Bir anı teşkil. Bir başka konu gene gündeme getirdiler de, ihraç kayıtlı işlemlerde tabii bu da yaygın bir olay. Hani biz ihraç kayıtlı malımızı sattık. 10 bin dolar diyelim. Dolar bugün, o gün 5,5 liraydı. Para geldiğinde de 5,30 oldu. Aleyhe bir kur farkı doğdu. Şimdi eski düzenlemeler tabii bu aleyhe bir kur farkı bir şekilde toparlıyordu. Nihat Üstad'ın daha iyi bilir. Yeni durumda hayır. Bu kur farkı aleyhe olduysa onun KDV'sinde dikkate alıp indirimden bir yerlerden iadeden çıkartmamız istedim. Bu yani mesafen de çok ciddi bir şey. Şimdi siz bugün yaptığınız satışınızı, iadenizi istiyorsunuz. Paranın bir kısmı bir ay sonra, öbür kısmı üç ay sonra geldiğinde bunu nasıl gelip düzelteceksiniz? Çok ciddi anlamda bir iş yükü, zorluğu ve ciddi anlamda sıkıntı zorluyor. Şimdi yine bu mevzuatta yok bu böyle. İndirimli oran ilerlerinde geri gelen mallarla ilgili ilerlediğimizin gayresinde arkadaşlar yakaladığı bir konu. Siz malı satıyorsunuz 100 liraya. Bu malın 20 lira kısmı geri geldi. Ne yapıyorsunuz? 20 lira üzerinden KDV hesaplanıyor. %8 olsun diyelim. Ona göre KDV hesaplanıyor. Ama vergi esnada yakaladığı şey ya bu mal 20 liraya siz sattınız, 20 liraya geri aldınız. Ama aslında sizin burada yüklendiğiniz KDV 20 liranın üstündeki KDV değil aslında. Siz o malı 10 liraya mal etmişseniz 10 liranın üzerindeki KDV. Ben bunu görmek istiyorum. Dolayısıyla size o 20 liraya hesap edilen KDV'nin iadesini yapmayacağım diye bir şeyin içerisinde ve bunu detayın içine girip onu çıkartmaya çalışıyor. Yani stokta durmuşsa tabii bunun fiilen bir etkisi oluyor. Ne kadar etkisi oluyor? Yani çok büyük ölçüklü bir şeyse etkisi olabilir ama yani bu mal tekrar satılmışsa veya stoklardaki o dönüşüm hızıyla çok da fazla bir şey değilse yani hasarı yüzünden pahalı oluyor. Bunun rakamı bu. İşte onu açıkla çok ciddi bir yani kafa karışıklığı yaratan da bir şey. Yani o anlamda bundan dediğim gibi başka bir şey mevzuatta yok. Ama hayatımızda var.
başka konu gene, hani bu yeneme raporuyla ilgili bir haftalık süre var dedik ama İdari işlemlerin sonuçlandırması ile ilgili mevzatında hiçbir süre yok. Yani idareyi bağlayan hiçbir şey yok. Yani yeneme raporuyla ilgili bir haftalık süreye uymuyor zaten ama benim arkadaşlarım dedi ki bir yıl cevap verilmeyen rapor var dedi. Nasıl oluyor dedi. Soruyoruz, anlatıyoruz, geliyoruz, tutuyoruz sonra ama yani problemli bir durum da yok. Ya mahsup ediliyor, bir şey oluyor, şu oluyor. Yani bir şekilde onun finansman tarafıyla ilgili bir çözüm bulunuyor ama bir yıl işleme konulmamış, iade talebi de oluyor bir şekilde. Bunun bir yaptığı var mı yok. İdarenin, hani siz diyorsunuz bir süreç tanımlaması yapıyoruz, hedef koyuyoruz ama bu anlamda bizim belki de genel hukukumuzun bir problemi devletle yaptığımız işlerde devlet hiçbir şekilde kendisine kural konulmasını istemiyor. Belki de vatandaş olarak biz de onu söylememiz lazım. Vergi cevabı işte belli süreler konuldu. Aslında idare ona doğru gidiyor. Biz bu konularda bir iki davamız oldu. Olabilir dedi. Yani yargı bile şey yapmadı yani. O sürelerle ilgili bağlayıcı bir şey olmasını kabullenemedi. Yine bir başka konu yüklenim listesi. Bu ne deyince hani biz bir KDV, vergi işi roket bilimi değil diyoruz yani normalde. Bir hukuk tarafı var, hesap tarafı var, muhasebe tarafı var ama bu yüklenim listesi uygulamasıyla biz bunu roket bilimi yaptık. Aslında idare burada şöyle bir şey görmek istiyor. Yani iade edeceğin KDV'nin fiilen hangi faturayla girdiğini görmek istiyor. A işlemi yaptık, bu işlem iade hakkına uğran işlem. Bir acak verilmiyor lazım. Oradaki mallar fiilen bu faturayı bunu eşleştirmek istiyor. Yani tamam bir mal alıp satıyorsun, başka bir şey yapıyorsun, bunu eşleştirebilirsin. Devam edin. İmalat deyince, hele de biraz büyük ölçekli bir imalat deyince böyle bir şey yapmak mümkün değil yani işin doğasına ters. Ama şimdi bunu görmek istiyor. Yani bu kural olarak olduğu için hepimiz yapmaya çalışıyoruz. Ben de şey diyorum, yani her bir KDV kuruşuna ip bağlıyoruz ama ne kadar uzun olursa olsun o ip yetmiyor, kısa kalıyor. Yani binlerce fatura gidiyor, binlerce fatura çıkıyor. Birebir eşleştirmek diye bir şey mümkün değil. Ya bunun şöyle bir şeyi var, yani öyle ya da böyle elektronik ortamda bir takım listelere yapıp eşleştiriyorsunuz. Tamam, o eşleştirmenin dışında işte iade hesabı yapıyorsunuz falan, bir hesap yapıyoruz, hesabımız bankalı. Biz onu da şöyle besliyoruz, diyoruz ki stoklarımıza ne kadar şey var, sabit kıymetlerimize ne kadar KDV üstümüze kalır. Oradan bir hesap yapıyoruz. Bin birin aslında bizim diğer şeylerle taşımamız gereken KDV etkisi ve diğer eden KDV izleri onun üstünde bir KDV varsa fazla KDV istemiyoruz diyoruz. Testimizi öyle yapıyoruz. Ama yüklenim listesinden hareketle arkadaşlar yani incelemelerde özellikle büyük problemler çıkıyor. Ola ki bir yerde mantığınızı koruduğunuzu yeterince net kuramadınız. Orada da binlerce faturadan bir tanesi yanlış bağlantı kurdunuz. Sizce öyle olmalıydı da bir başkası geldiğinde hayır öyle olmaz, olmaz dediğinde o yüklenim listesini KDV çekiyor, aynı şekilde iadelerini de çıkarıyor. Yani benim dediğim bir hesapla baktığınızda siz aslında belli sağlamaları yapıp aslında daha da az KDV istemiş olmanıza rağmen o yüklenim listesindeki inceleme, kontrol biraz farklı bir anlayışla oradan KDV'leri çıkarıp buraya cezalı uygulamalarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ki yani hakkınız olan KDV'yi de istememiş olmanıza rağmen. Yani başkanım bu yüklenim KDV listesinden çok şey istiyoruz, mağdur durumdayız. Bir anlam olduğunu da ben düşünmüyorum şahsen. İlk çıktığından beri bununla ilgili tartışıyorum. Bir parakende satış işleriyle ilgili konumuz var. Bunu da bütün detayla istiyorlar, inceliyorlar. Tabii yani şey, kellef olunca işte nedir? Hani birinci sınıf tutacak, ikinci sınıf tutacak, işte serbest meslekler, bu alışlarıyla ilgili belgelendirmeyi faturayla yapmak durumunda ama sonuçta teyitlerle hani ufak tefek ofis malzemesi şu bu onlar parakende satış işinde olabilir diyor. Hani şimdi bu parakende satış işleri topluyorlar. Yani benim gördüğüm de bu hiçbir şekilde %5 üstüne de çıkmıyor hiçbir yerde. Yani cüzi bir rakam. Ama bir şekilde onun da detayını görmek istiyorlar. Detayını gördüklerinde de hani ya bu parakende satış işinde olmaz diye tartışma yarattığı şeyler de var. Yani elemanız gitmiş, dolmuşa binmiş ya da taksi tutmuş, gitmiş orada yemek gibi. Seyahat masrafıyla getirip onu beyan ediyor.
Şimdi o seyahat masrafı peki esnaf lokantasında yemek yediği yerde fatura alıp mümkün değil, olmaz. O tür şeyleri reddediyorlar, otopark olmaz diyorlar. Yani işin doğal hayatına aykırı bir takım sorgulamalar, talepler oluyor. Bir şekilde mükellefler yine şey olarak yani o tür rakamların iade hesabından yerine göre indirimden de çıkararak bir sonuca varmaya çalışıyorlar ama o da bir şekilde bu devletin KDV art rakamını arttırarak yani mükellef kendi hakkından vazgeçerek bir sonuca gitmeye çalışıyor. Bu da çok sağlıklı bir şey değil yani, bir birikim yaratıyor. Bir devreden kaydede bir ilginci iş yerine çıktık diye bir yorum yapmıştık arkadaşımız. Oradan geri dönüşler mi bilmiyorum. Yine biz şey yapıyoruz yani aslında baktığımızda belki dünyada hiç olmadığı kadar böyle çok rigid bir belge ve beyan sistemimiz var yani. Her şey zamanında. Şimdi kaydede yerleriyle ilgili de hani hangi dönemde olsun diye hani işletmelerde bir dönemsellik istihar mahasını hesaplayacak ama bir tarafta da işletmelerin devamlılığı diye bir ilke var. Yani bir takım şeyleri yapacaksınız. Onun bu işletmenin devamlılığı anlamında yani bir an yani devam edecekmişti bu iş olacak. Fatura bir ay sonra geldi veya o ay içinde gelmemişse, o ay içinde gelenler şeyden ihracat zamanıyla ya da diğer aktörlerle tam örtüşmüyorsa sürekli olarak bunlarla ilgili bir eleştiri, indirimin düzeltilmesi gibi, iade hesabı düzeltilmesi gibi uygulamalarla karşılaşıyoruz. Aslında şey yani işletmenin gayet rutin olan faaliyetiyle ilgili bir şey. Onunla ilgili ciddi anlamda yani zamanlamayı eşleştirmek için ciddi anlamda uğraşıyorlar ve yine bunda da dediğim gibi yani iadeden de vazgeçmek suretiyle şekilde belli bir sonuca varmaya çalışıyor mükellefler. Son bir talep, bu belki sizden başlarım. Bu internet adreslerine listeleri yüklerken hani Excel olarak yüklüyoruz ama oradan bir şey kontrol edip Excel olarak almak mükemmel üzerinde kontrol ettiğinizde satırsa yapamaz. Onun dışında yine bazı işlemleri hesapları manuel olarak yüklemek durumunda kalıyoruz. Madem bu kadar dijital imkanımız var, o kadar mükellefin daha rahat kullanabilmesi açısından vazgeçtirilerek düşünülebilir diye umuyorum. Kısaca böyle özetlemeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Dişat Bey çok teşekkür ederim. Sayın Başkan çok teşekkür ederim.